Öncesinde yardımcı antrenör ve kondisyonerlik görevlerim vardı. Son 5-6 yıldır da hem yardımcı antrenörlük hem de menajerlik görevini yürütüyordum. Son 2 sezondur takımın baş antrenörlük göreviyle birlikte genel menajerlik görevini de yürütüyorum. Tabii ki çok güzel, çok mutluluk verici bir duygu. Çok emek verdiğim ve bana çok emek veren bir kulüp. Birbirimizle özdeşleştiğimizi düşünüyorum. Gerçekten bununla gurur duyuyorum. Ben her sene takım değiştiren bir antrenör olmak yerine kulübüyle özdeşleşen, kulübüyle aidiyet duygusunu sonuna kadar yaşayan bir antrenör olma düşüncesinden hareketle bunları söyledim. Çünkü doğru olan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Eğer siz kulübünüzle özdeşleşiyorsanız kulübünüzün öncelikleri sizin öncelikleriniz haline gelmeye başlıyor. Kulübün çıkarları sizin de çıkarlarınız haline gelmeye başlıyor. Benim kişisel kariyerim tabii ki önemlidir ama kulübün kariyeri bence herkesin kişisel kariyerinden çok daha önemli olmalıdır. Diğer uluslararası konferanslar, seminerler, spor bilimleri kongreleri, çalıştaylar olmak üzere bütün bu organizasyonların bir parçası olmaya çalıştım. Çünkü ben bilime inanan bir insanım ve bilimin de her gün kendini güncellediğini biliyorum. Bu güncel gelişmelerden uzak kalmamak adına devamlı bu organizasyonların bir parçası olmaya çalıştım. Birbirinden farklı ekollerden gelen, birbirinden farklı jenerasyonlardaki antrenörlerle çalıştım. Özellikle uluslararası deneyimi olan antrenörlerden gerçekten çok büyük şeyler öğrendim. Aslında ben hep şunu söylüyorum. Kiminden ne yapmamız gerektiğini, kiminden de ne yapmamamız gerektiğini öğrendik ama sonuç olarak öğrendik. Türkiye kadınlarda çok güçlü ama dünya kadınlarda çok güçlü değil. Erkeklerde ise Avrupa ve dünya erkeklerde çok güçlü. Dolayısıyla bu güçlü ortamda milli takımımızın mücadelesi takdire şayan. Daha iyisi yapılabilir mi? Her zaman daha iyisi vardır. Ancak bunun realist bir değerlendirmeyle ortaya konması gerektiğini düşünüyorum ben. İyi bir organizasyon, uzun süreli bir planlama bence bu işin anahtarı. Herkesin her işle ilgili, her konuyla ilgili bir hayali vardır. Benim işim, benim hayatım. İnsanın hayatıyla ilgili önünde hayal olmaması düşünülebilir mi? Benim hayalim var. Hayalim bu ülkenin milli takımını, Türk milli takımını olimpiyatlara götüren bir antrenör olmak istiyorum. Umarım milli takımımız olimpiyatları görür. Çünkü bu ülke bunu hak ediyor. Bu ülkedeki oyuncular diğer oyunculardan, diğer ülkelerin oyuncularından kalite olarak altta değiller. Aynı kaliteye sahipler. Ama dediğim gibi yapacağımız birkaç rötuşla ben şansımızı arttırabileceğimizi düşünüyorum. Kolay değil olimpiyat ama hayallerin yakalamak da zaten kolay değil. Bu bir hayal. Ben bu hayalin peşinden bugüne kadar koştum. Bundan sonra da hiç yılmadan koşmaya devam edeceğim. Milli olmak istiyorsan önce evrensel olacaksın. Bizim evrensel olmamız lazım. Sadece kendi kabuğuna sığınan, kendini güvenli limanda devamlı tutan insanlar olmaktan çıkıp dünyanın dört bir tarafına dağılıp oralarda Türk ekolünün de olabileceğini, Türk antrenörlerin de başarılı olabileceğini göstermemiz, ispatlamamız lazım. Ramazan Doruk tam bir voleybol aşığı. Türkiye Ligi'ndeki bütün kulüplerin logolarını ezbere çizebiliyor. Bütün oyuncuların listesini yapabiliyor. Kadroları ezberlemiş durumda. Bu yetmiyor. Avrupa'daki ve dünyadaki bütün sporcuların isimlerini bana soruyor. Onları tek tek yazıyor. Ve her gün onlardan birinin kılığına girip benimle evde voleybol oynuyor. İnanılmaz bir voleybol aşığı. Bu motor tutkusu son 2 yıldır aslında var. Gerçekten rüzgarı hissetmek insanı rahatlatıyor. Motosikletin diğer araçlardan farkı bence şu. Motosiklet kullanırken başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Çünkü düşünme lüksünüz yok. Böyle çok stresli günlerde, çok böyle sıkıldığım günlerde veya çok keyifli günlerde bir 10-15 dakika, 20 dakika bir motosiklet turu yapmak gerçekten beni çok rahatlatıyor.